Evet, kayıt da başladı sanırım ki. Evet, herkese merhaba diyelim. Çarşamba seminerlerine hoş geldiniz. Bu dönemin son semineriyle birlikteyiz. Ve bu hafta planlama teması altında Rüya Yüksel'i konuk edeceğiz. Kısaca ben kendisinden bahsedeyim, sonra sözü ona bırakacağım. Rüya Yüksel marka ve markalaşma konusunda uzman. Şehirlerdeki kimlik ve imge kavramı üzerine çalışmaları var. Kent ve markalaşma arasındaki ilişki üzerine bugün bizimle bir sunum paylaşacak. Kendisi şu anda Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve MEF Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip bugünkü seminere katıldığı için. Ben şimdi sözü Rüya Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkürler. Ben öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biraz önce de hani bahsettiğimiz gibi alan dışından geldim ama umarım bir bakış açısı getirebilirim, farklı bakış açısı. Çünkü bu şu anda çok konuşulan bir alan diyeyim. Hani şehir markalaşması ve çok yanlış taraflara çekilen maalesef ki bir şey. Şimdi ben şöyle ekranı paylaşayım. Sanırım tamamdır. Şöyle en baştan. Neoliberal kentsel yönetim aracı olarak başlamadan önce aslında şunu söylemek istiyorum. Benim akademik Türkçem, tüm araştırmalarım İngilizce ve eğitimim İngilizce üzerine olduğundan bu yana ve hani hayatımın yarısı yurt dışında geçtiği nedeniyle biraz akademik Türkçemde çok bozukluklar olabilir şimdiden. Özür diliyorum. Elimden geleni yaptım diyeyim. Neoliberal kentsel yönetim aracı olarak şehir markalaşması ve dikeyselleşmeye baktım ben. En son doktora tezimden sonra dönüp bir daha master yapmıştım. Ve bu alana yönelmek istedim. Ve artık bu hani günümüzdeki global şehirlerin dikeyselleşme sevdasının nasıl bir şehir marka aracı olarak göründüğünü inceledim. Ve bunun için de hani New York ve Tokyo'ya baktım. Öncelikle marka nedir'den başlayacağım ve sizi hani bununla çok sıkmayacağım ama hani markanın ne olduğunu iki slide'la hemen bir geçiştirmek istiyorum. Çünkü burada hani imgelemenin, imajın ve görselliğin öneminden bahsedeceğim. Sonra şehir markalaşması nedir ve neden bunu şu anda konuşuyoruz da geçip şehir markalaşması ve neoliberalizmin mutlu evliliğinden bahsedeceğim. Maalesef ki mutlu evliliği. Çünkü birbirini çok besleyen bir iki unsur diyeyim. Ve tarihten bugüne şehirlerde dikeyselleşme, verticalization şeklinde bakacağım. Ve New York, Tokyo örnekleriyle de sonlandıracağım. Bu arada dikeyselleşme diye bir kelime var mı bilmiyorum ama verticalization da zaten yeni İngilizce'de lügata geçen bir kelime. O yüzden yani ben onu dikeyselleşme diye açıkladım. Umarım anlaşılır. Şimdi marka nedir? Marka bir kimlik yaratma. Bunun iletişimi ve yönetimi. Hani en böyle kısa net haliyle. Odak noktasında markalanan unsurun, yani bu işte bir hizmettir, bir üründür, ikisi bir aradadır. Bunun sadece fonksiyon özelliklerini cazibeli bir şekilde sunup rekabette avantaj sağlamakla kalmayıp karşı tarafla güçlü bir duygusal bağ kurmak bulunur odak noktasında. Çünkü artık hani günümüzdeki işte bu seçeneklerin yoğunluğundan sadece bir şeyin bir ürünün ya da hizmetin fonksiyonel özelliği bize yeterli gelmiyor veya şirketlere kâr ettirmiyor. Bunun dışında nasıl bir duygusal bağ kurulur? Bu çok önemli bir unsur. Yani insanın derisinin altına bakıp hani şey yapma gibi bir şey bu. Ve yaratılan kimliğe uygun marka imgelemeleri kullanılarak istenilen ve arzulanan algı yaratılır ve bu süreçte yönetilir. Hani bu çok yalın bir şekilde markadır. Marka yönetimidir, stratejik bakış açısıdır. Şimdi çok
Kısa bir örnek verecek olursam, işte benim sol tarafımda Filico diye bir dünyanın en pahalı su markası var. Kobe Japonya kaynaklı, işte şişesi Swarovski taşlarıyla kaplı. Sudaki magnezyum, potasyum, sodyum değerleri her standart suyla aynı. Bu suyu almanız için sipariş sırasına girmeniz lazım. Ve bir litresi yaklaşık işte $616'dan satışa çıkarılıyor. Aynı şekilde Uludağ Bursa kaynaklı erikli suyu var. Pet şişe. Yine sudaki sodyum, işte potasyum, sodyum değerleri aynı. Süpermarket ve marketlerde ve büfelerde her yerde satışta bulabilirsiniz. Ve 1,5 litresi en son baktığımda 6,25 TL'ydi. Şimdi bu aradaki fiyat dediğimiz şey marka. Çok belki şey böyle acımasız bir şey ama evet marka yani çünkü su bildiğiniz su hani her yerde dünyanın hemen hemen her yerinde aynıdır. Belki işte bazı değerleri artı eksi şeklinde gider ama yani su sudur. Bu aradaki verdiğiniz şey işte o Swarovski taşlarıydı şuydu buydu dediğiniz şey markada yaratılan değer. Şimdi diyebilirsiniz ki insanlar niye bu kadar buna değer veriyorlar? İşte sipariş sırasına girmemiz gerekiyor. Yani markanın hayatımızdaki maalesef önemi bu. Ve bundan şöyle diyeyim kötü haber hiçbir şekilde kaçış yok. Hayatımızın her alanında yani aldığımız işte bakın hani sudan eve kadar işte şehirlere kadar ülkelere kadar bundan kaçış yok. Şehir markasına geldiğimizde ise şimdi öncelikle neden şehirler diye sorabilirsiniz. Çünkü ben şehirlerin insan hayatındaki öneminin ve günümüzdeki insan hayatındaki öneminin büyüklüğünden yola çıkarak şehirleri ele almak istedim. Çünkü burada kırsal alan da var, işte ülke de var, bölgesel markalaşma dair var. Hani her türlü coğrafik mekanın diyeyim. Markalaşması mümkündür ve yapılıyor da. İşte Türkiye'yi ziyaret edin şeklinde turizm odaklı hani ülke markalaşması da var. Ya da Antalya'ya Bodrum şeklinde işte şehir markalaşması da var ki bu biraz daha işin turizm kısmı ve ben bu kısmı araştırmalarımda ve ilgi alanım olarak biraz daha es geçiyorum diyeyim. Baktığımız zaman sol tarafta ben daha çok marka yönetimi kısmını ele aldım. Çünkü bunlar küçüktür. Şehrin veya şehirleri çalışırken baktığımız unsurlar, sağ taraftaki unsurlar. İşte marka unsurları nedir? Promosyon, logo, imgeleme, slogan, imaj, marka kimliği. Marka kimliği konsepti zaten şehirlerde çok bambaşka. Tercih, reklam. Mesela marka kimliği dediğimizde biraz önceki su örneğine gelirsek, buradaki ürün, diyelim ki erikli suyu satmadı ya da bir problem var. Bu suyu marka ismini değiştirebiliriz. İşte pet şişesini değiştirebiliriz, cam şişe yaparız ya da cam şişeyi de ekleriz ki öyle bir şeyleri de var. Başka bir üst kısma hitap etsin diye. Yani üründe değişiklikler yapmak çok kolaydır. Ürünü kontrol etmek kolaydır, çapı bellidir. Ancak şehir dediğimiz zaman işte bu... Diğer yarıda kalan toplum, algı, aidiyet, sosyal sermaye, yer değiştirme, prekarite, planlama, mütenalaştırma unsurlarını düşünmemiz lazım. Yani bir şehre işte hatta en son Türkiye şeklinde değiştirdiler ve hani bu bir marka yenilemesidir aslında yani marka yenileme altında diyeyim bir şeydir. Çabadır yani ve benim kişisel fikrim diyeyim hani ülkemizi kurtaracak imaj olarak şey bu değil yani buna gelene kadar birçok ihtiyacımız olan şeyler var zaten hani bir hani açıklamaya çalıştığımız şey de bu yani hani bir şeyin ismi değiştirilerek markası değişmiyor ya da algısı değişmiyor. Peki şehir markalaşması nedir? Yani bu bir mit mi nedir? Dünyanın her bir köşesinde artık sayıları hızla artarak hem yeni sakinleri çekmek için hem turistleri hem işte iş gücü ve iş gücüyle birlikte gelecek yatırım olanaklarını çekmek amacıyla şehirler kıyasıya bir rekabet içine giriyorlar. Yani şu anda
İstanbul sadece işte yakınındaki şehirle değil ya da işte Ankara ile İzmir'le rekabet içinde değil ki zaten hani bunun cevabını hepimiz biliyoruz maalesef. Londra, New York, işte Tokyo arasında da bir rekabet hani var. Yani sadece artık yanımızdaki ya da aynı coğrafya içindeki şehirlerle rekabet yetmiyor. Globalleşmenin sonucunda tüm dünya içinde bir yarış oluyor sürekli ve bu markalama stratejileri bu nedenle çok güçlü bir yönetim enstrümanı olarak görülmeye başladı. Yani son 20 yıldır daha da bu artık dillendirildi. Çünkü eskiden beri aslında markalaşma veya pazarlama teknikleri şehirlere hep kullandığı bir şeydi. Şehir yönetimlerinin diyeyim. Hatta işte New York örneğinde biraz daha bunu konuşacağım. Tokyo'da daha farklı bir durum var ama. Ama son 20 yıldır artık böyle hani devletler diyeyim ya da işte şeyler, yönetimler hani utanmaz bir şekilde neredeyse artık şey yapıyorlar. Yani İngiltere'de ufacık bizim hani belki köy diyebileceğimiz ya da kasaba diyebileceğimiz yerler bile marka ajanslarıyla çalışmaya başladılar bunun için. Ancak tabii bu her zaman başarılı olduğu anlamına gelmez. Hatta çok nadir bir şekilde başarılı oluyor. Çünkü sürdürülebilirliği olmayan çözümlerle geliyor çoğu marka ajansı. Çünkü çoğu marka ajansı şehir dinamini bilmiyor. Ya da anlamak istemiyor. Ya da işte kar amaçlı bazı şeyler üstün körü yapılıyor ya da görülüyor. Şehir markalaşması logo tasarımı, slogan yaratımı ve promosyonel imgelemenin de ötesinde belirli bir şehrin avantajlarını ve kendi özgü özelliklerini seçip diğer şehirden farkını anlatan bir hikaye yaratmaktır. Yani storytelling dediğimiz şey bu aslında. Yani marka yaratma ve marka iletişimi storytelling'dir bir. Yani öyle bir hikayesi olsun ki ben buna inanayım ve benimseyeyim, aidiyetlik hissedeyim. Ama zaten hani asıl sorun da bu noktada başlıyor. Çünkü şehirlerin dinamik, organik ve kompleks yapısı ürün veya hizmetler gibi tüketicilere tek bir amaç değil, birden fazla yaşamsal fonksiyonu barındırıyor, barındıran platform sunuyor. Yani bir ürün belki bizim yaşamımız için o kadar ya da bir ürünün bir markası o kadar bizim için gerekli olmazken şehir dediğimiz şeyler yaşamsal fonksiyonumuzu kontrol eder bir nevi ya da çok etkisi vardır. Ve tabii ki ama şehirlerin ekonomik kalkınması hem o şehirlere barındıran ulusal sınırlar hem de en önemlisi orada yaşayanlar için çok önemli. Ancak asıl sorun o şehirde yaşayan insanların kendilerini yaşadıkları şehirle bağdaştırmaması veya ait hissetmemesi noktasında çıkıyor. Yani eğer biz kendimizi bu daha çok çevresel psikoloji alanından geliyor ama artık yaşadığımız yerle bağdaştıramayıp ve ait hissetmediğimiz zaman orada bir kopukluk başlıyor. Hem sosyal hem ekonomik hem işte toplumsal problemlerin çıktığı bir kopukluk başlıyor. Ben bunun mesela ters örneği olarak hep şeyi veriyorum. İşte bir Parisliye sorsanız nerelisiniz diye. Hiçbir şekilde Fransızım demez, direkt Parisliyim der. Çünkü orada bir aidiyet, orada bir sahiplenme duygusu vardır, bir gurur vardır. Hani tam gurur Türkçe şey olmayacak ama bir pride vardır. Hani Parisli olma pride'ı. Onun gibi yani o aidiyet hissi güçlü yaratıldığı zaman bu dışarıya da pozitif olarak yansıyor. Benim markacılıktan bakış açısından eğer bunu söyleyecek olursam çok hani kaba tabirli olacak. Müşteriyi memnun et, müşteri de o markayı sahiplensin ve pozitif olarak yansıtsın. Şimdi bu şehirlerde de müşteriyi ben müşteri terimi çok dediğim gibi şehir planlamasında çok kaba kalıyor ama hani bu konseptten bakacak olursak orada yaşayanları memnun et, orada yaşayanların isteğine öncelik ver ki onlar zaten şehirlerini savunacaklardır. Hani pozitif algı yaratmadır bu. 1980'lerde hani şehirde bu
Bu daha çok Amerikan şehirleri için geçerli bu arada. Hani Türkiye'deki araştırmalarım yok denecek kadar benim sınırlı maalesef. Ama artık burada yaşadığıma göre burada daha ilginç konseptlere bakacağım. Şehirde Amerika'da, Amerikan şehirlerinde yaşayan ya da batılı şehirlerde diyeyim elit kesimin mütenalaştırma süreçleri sonunda kente olan ilgi yoğunlaşmasından kazanç sağladığını biliyoruz. Ancak şu anki asıl problem kazancın var olan kentsel alanlardan olmasından çok potansiyel yatırımcıları hedef alan şehir markalama eforları olduğu olduğudur. Yani şu eskiden işte mesela New York'u göze alacak olursak, ele alacak olursak, bilmiyorum çok ünlü bir dizi vardı Mad Men diye. İşte reklamcılık sektörü New York'un merkezine taşınır ve insanlar New York merkezinde çalışırlar. Ancak şehrin çeperindeki işte suburb dediğimiz yerlerde oturur ve yaklaşık böyle bir saat, 1,5 saat trenle gel git süresi vardır. Ve bunun artmasından dolayı bu tür endüstrilerin, bu tür işte şirketlerin ve iş güçlerinin şehir merkezlerine kaymasından ve endüstrileşmenin ölmesinden dolayı şehire olan ilgi arttı ve bir nevi orada şehir merkezinde yaşayanların displacement'ı oldu bu. Ve hani asıl sorunla zaten bu yaklaşımın yani şehirlerin bütününü veya belli bir kesimlerini cazibe merkezi haline getirip potansiyel yatırımcılara satma amacının şehir politikaları ve ekonomik güçler arasında bir ilişkiye yön verecek güce gelmesi oluyor artık. Yani yatırım çekmek artık böyle üst kısımdaki yöneticilerin hem devlet hem yani hem kamusal hem özel sektör arasında bir alışverişe dönüşülmeye başlandı. Yani biz işte şehrin sakinleri olarak hemen hemen bununla çok az veya hiçbir söylemimiz olmadan bu tür kararlarda bizim adımıza ne karar verilirse bunlara okey demeye biraz boyun eğmeye başladık. Ve beni asıl rahatsız eden konu bu. Çünkü şehir markalaşmasının kullanıldığı yerlerden biri bu. Ve işte hani şehirlere dikilen gökdelenlerin amacı bir yandan da bu imajı yaratmak. Yani satılacak bir imaj yaratılması. Çünkü işte gökdelenler tarihten tarihsel olarak bakacak olursak moderniteyi, teknolojiyi ve gelişmişliği sembolize ettiği için buradaki rolü daha bir büyük. Hani yani baktığımız unsurlar burada işte şehir markalaşması, markalaşma nasıl oluyor? İmgelemelerin iletişimiyle ve yönetilmesiyle oluyor ve bu imgelemeler nasıl yaratılıyor ya da imajlar diyeyim. İşte çoğu büyük şehirde gökdelenlerle oluyor. Yalnız gökdelenlerin asıl sorunu o kadar sayıda insanı o kadar kısıtlı bir metrekareye sığdırıp aslında çok daha insanı aynı alana sığdırıp ama çok büyük sosyal ve toplumsal boşluklar yaratmasıdır. Hani burada hem bir işte çevresel psikoloji bakış açısından ele alıyoruz durumu hem de bir sosyal toplumsal bakış açısından ama işte bunun ne denir hani justification'ı tam şu anda hatırlayamadım nedir ekonomik kalkınma değil aslında ve bunu hani iki şehre bakarak işte New York ve Tokyo'ya bakarak da tartışacağız. Peki şehir markalama sürecine kararları kim veriyor yani hani evet böyle bir şey var işte İstanbul'da mesela bununla dair çalışan ajanslar var. Karar verenler kim peki yani bu ajanslarla görüşen ya da ajanslarla devletlerin böyle iç içe çalıştığı yerlerdeki hani karar verici unsurlar ki, ya da öğeler kim? Kağıt üzerinde şehir markalaşması sürecindeki kararları kolektif olarak verilmesi lazım. Kimdir bunlar? İşte kamu yararına, yerel devlet, özel arazi ve gayrimenkul geliştiriciler ve yatırımcıların beraberliği olmasında gerekir. Ancak gerçekte olan ise bunu çoğu şehirde görebiliyoruz hani sadece Türkiye için konuşmuyorum. Gerçekte olan ise yatırım ve politika avantaj hedefine odaklanan yerel devlet ve bazen de ulusal olabiliyor. Ve bunu sağlayacak özel sektör arasında alınan kararlar yer alıyor. Yani bir önceki slide'da dediğim şey bu. Şehir politikaları ve ekonomik güçler arasındaki ilişkiye yön verecek güce gelmesi oluyor bu karar süreci artık.
Mesela burada ben Dubai örneğini verdim. Burj Khalifa işte 830 metre yükseklikte ve bu ben ilk duyduğumda bayağı şaşırmıştım, daha doğrusu baktığımda diyeyim. Empire State binası ve Chicago'daki Sears binası, çünkü bunlar Amerika'nın işte top 5'indeki binalar yükseklik açısından. İkisinin toplamı kadar 800 metre yükseklikte. Ve modernite ve globalleşmenin anıtı olarak bölgede yerini alıyor. Ve bölgede toplam 74 tane 150 metre ve üzerinde gökdelenler Dubai'ye dair algıyı değiştiren önemli görsel öğelerin başında geliyor. Şimdi Dubai yani çok yeni bir bölge ve neden işte tabii ki hani bunun maintenance kısmındaki zorlukları, mesela neden işte yeşil alan yapılmadı, neden daha karasal bir şehirleşme yapısı olmadı falan diye bunu tartışabiliriz. Ancak buradaki asıl hedef yüksek katlı binaları, özellikle böyle lüks, ultra lüks diyeyim hatta, yüksek katlı binaları hayata geçirerek yeni bir algı yaratılmak istendi. Evet, biz işte Arap Yarımadası'ndayız ancak şu ana kadar hep dinci veya dini kısıtlamalarla bilinen kimliğimizi biraz daha yenilemek istiyoruz. Ve o yüzden böyle işte ultra lüks, batıya yakın, batılı imajı olan ama işte batıda olmayan bir algı yaratıp insanları, yatırımcıları, işte turistleri ve burada çalışacak iş gücünü çekmek istiyoruz. Yani bu bir algı yaratma. Buna ister yıkma diyeyim, ister yenileme, yeniden inşa etme veya kentsel mekanların sadece belirli kesimlerin ekonomik çıkarı için zorunlu yer değiştirmeye sebep olduğunu ve ölçeğiyle insan hayatındaki önemini vurgulayacak olursak, şehirlerin önemi burada ortaya çıkıyor. Hani ilk başta sorduğumuz soru vardı ya, hani neden şehirler, neden diğer işte bölge olarak bakmıyoruz ya da ülke olarak bakmıyoruz. Benim bakış açımda şehirlerin insan hayatındaki önemi burada vurgulanıyor. Çünkü bu ilk başta şuradaki şeye baktığımız zaman, hani burada bir aidiyet hissetme, mütenalaştırma, yer değiştirme, bu tür şeyler insan hayatını direkten etkileyen sorunlar. Ve şehirler de buna çok büyük maalesef katkıda bulunuyor diyebilirim, ya da şehir yönetimleri. Ve kentsel mekanlar sadece bir hani coğrafik sınırlar varlığından öte geçip, yani bu çok eski bir düşünce, sadece coğrafik sınırlar varlığından öte geçip sürekli olarak insanlar ve mekanlara dayalı anlam yapılandırmaları etkileri altında oluyor. Benim asıl bu benim doktordan sonra yaptığım master çalışması. Benim asıl doktora çalışmam bir şehirde yaşayanların anlam yapılandırmalarına baktım. Yani mesela bunu böyle çok detayına kadar indim. İşte bir şehir beni, atıyorum, İstanbul'un Anadolu yakasında yaşamak beni mutlu ediyor. Ya mutlu ne? Mutlu olmak nedir sizin için? Hani yani bunu mekana dair nasıl bu konsepti yaratıyorsunuz da baktım. Çünkü buradan ben bir marka kimliği olgusu çıkarmam lazımdı marka bakış açısından baktığım zaman. Ve hani çıkardığım bakış açısı aslında marka kimliğinin dinamikliğiydi. Dört ana mozaikten oluşup aslında bu bir hani birbirini besleyen ve canlı duran böyle dinamik bir olgu oluyor. Hani tek bir kimliği ya da tek bir boyutu olan bir şey değil. Ve bu tür anlam yapılandırmalarından yola çıkarak son zamanlarda artan şehir markalaşması çabalarının planlama ve yönetim süreçlerine dahil olması neoliberal etkiler altında kentsel mekanların metalaştırmasını normalleştirdi maalesef. Hani buna tezde şöyle bir kelimeyle şey yaptım, böyle sanırım yine o bilmiyorum öyle bir kelime var mı ama hyper normalization diye bir süreç başladı. Yani artık bunun kabul edilmesi ve yani zaten eskiden beri bildiğimiz işte bu neoliberal etkilerin şehir yönetimindeki etkilerinin daha da bariz bir şekilde ve daha uç şekillerde
işte farklı örnekleri, işte atıyorum belki Ankara, New York, Los Angeles'a baktığınız zaman hani çok uç örnekler ama her katmanda bunun etkilerini görebilir hale geldik artık. Peki hani David Harvey'nin de çok hani detaylı olarak tartıştığı bir kent yönetilmesinden kentsel girişimciliğe nasıl geçildi? Hani bunun üzerine çok durmayacağım. Çok bu alanda hani bilinen bir konu ama ben daha çok oradan markalaşmasına nasıl geçildi? Hani bu böyle ne denir? Spektrum değil de bir yol haritasını biraz bahsetmek istiyorum. 60'larda kentlerin yönetimsel yaklaşımlarını yerini daha girişimci ve kapitalist yaklaşımları bırakması sonucu şehirlerin fiziki ve sosyal yapısı önemli ölçüde değişti. Ve sermayenin birikimine yön vermiş oldu. Ve tabii ki sanayileşmenin çöküşü ve Keynesian ekonominin adil olmayan kaynak ve hizmet dağılımı sonucuyla da hani böyle şey gibi herkesin toplandığı böyle bir mutlu düğün gibi oluyor. Yerel devletler iflas eşiğine gelen şehirleri canlandırmak için yapısal, sosyal ve kültürel değişimlere başvurdu. Hani yani bir nevi evet işte sanayileşmeyi çökerttik. İşte adil olmayan kaynak ve hizmet dağılımını ateşledik. Bir sorun var, ne yapalım, buna çözüm bulalım ama çözüm daha da büyük bir sorun yaratacak şekline geldi. Ve tabii ki daha büyük toplumda açıklıklar yaratıldı. Bu durum özellikle metropol şehirlerdeki elit şehirlerin yapılandırılması ve geleceğe dair daha aktif bir rol oynamasına yol açtı. Bunun asıl yani en büyük örneği işte New York'ta Trump ailesinin yapmasıdır. Hani Manhattan'ın batmasında yine hani New York kısmında bahsedeceğim aslında ama çok burada bahsedilmesi gereken bir şey. Yani Manhattan tamamıyla iflas eşiğindeyken Donald Trump'ın babası şehri parsel parsel alıp ve tabii ki vergi muafiyetinden yararlanıp şehri tamamıyla bir lüks dokusu yani lüks dokusu dediğim ne denir? Affordable housing konseptini aslında çok farklı şekilde yansıtıp onun affordable olmayan daha işte lüks otellerde şuydu buydu bu tür şeylerle değerlendirip evet şehri ekonomik olarak kalkındırdı. Evet bu hani doğru ama orada yaşayan herkesi displace ederek yaptı bunu. Neyse buna hani sonradan vaktimiz kalırsa değiniriz. Bu tabii konut piyasasındaki kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılması özellikle yine Amerikan şehirlerinden bahsediyorum veya hafifleştirilmesinden işte iş sendikalarının ezilmesine, devlet hizmetlerinin özelleştirilmesine bu daha çok İngiltere'de çok baskın olan bir şeydi. Margaret Thatcher zamanındaki ve zenginlerin vergilendirilmesindeki kayıplara göz yumulmasına kadar oluşan bir sosyal vertigo yaratıldı. Yani ve hani neoliberal politikalar bunu desteklemiş ve desteklemiş oldu ve güçlendirdi. Hani daha da bir ateşe verdi. Bunun şimdi hani diyebilirsiniz işte markalaşmaya şeyi nedir? Buradaki işte şehir planlandırılması ve yeniden yapılandırılmasındaki o satılacak işte şehir imajının yaratılmasına biraz da katkısı oldu. Biraz değil bayağı bir katkısı oldu. Çünkü hani önce en başta bahsettiğimiz gibi bir hikayesi olan markayı satmak çok daha kolaydır. İşte bir hikaye yaratılmaya başlandı orada. Bir narratif, bir bakış açısı getirilmeye başlandı. Peki şehir markalaşmasının buna etkileri nelerdir? Kapitalist yaklaşımı destekleyen bir düşünce sistemiyle şehirler yatırım, işte ziyaretçi, yerleşik nüfus gibi çekmek için özgün kimlik yaratma adı altında yaratıcı çabalar üzerine odaklandı. Hani çünkü işte savaş sonrası özellikle ya da savaş yılları sonrasındaki diyeyim ülkeler ve şehirler büyük bir çöküntüdeyken kendilerini yeniden yapılandırmaları lazım ve bir şekilde yatırım çekmeleri lazım. O yüzden sembolik veya işte metalaşan kentsel mekanlarda sosyal ve ekonomik boşluklar açılmaya başlandı ve bunun bir şekilde doldurulması lazımdı.
Ama şehir arkadaşma aktiviteleri günümüzde biraz önce de dediğim gibi hani yeni konuşulmaya başlansa da yıllar boyunca başka etkinliklerin arasında gizli güç olarak yer aldı. Mesela işte Franco yönetiminden sonraki Barcelona, yani çok çöküntüde olan bir şehirdi ve 92 olimpiyatları ile birlikte gelen diyeyim, yatırımlar ve fırsatlar ve dışarıdan gelen yatırımlarda devletin desteğiyle şehrin yeniden kalkınmasını sağladı. Bu kısmı evet doğru, ama şöyle bir şey var. Barcelona'nın deniz kıyısındaki endüstriyel, işte bu tersane ve diğer ufak endüstriyel iş gücü alanları tamamıyla displace edildi. Yani şey gibi, evet süper bir çözüm getirdik. İşte olimpiyatlar, olimpiyatlardan daha iyi işte global bir marka yaratmanın yaratmaktan başka ne olabilir ki deyip hem ayrıca işte bu marka bize yatırım da getirecek, süper, her şey çok güzel. Ancak orada yaşayan tüm insanları başka yerlere zorunlu göç ya da işte zorunlu yer değiştirme şeklinde yaparak buna ulaştı. Bunun hani hala çok benim hocalarımdan biri Sharon Zukim var. Hala bunun çok tartışması yapılıyor. Özellikle Amerikan şehirlerinde işte tarihi dokumayı mı, dokuyu mu koruyup sahip çıkmak, yoksa işte gentrification dediğimiz şeyi mi yapmak? Yani bu ekonomik anlamda evet belki oraya bir yatırım geliyor, ama gelen yatırımın orada kalan kimseye faydası olmuyor ve yeni gelen insanların da bu şehir yapısını değiştirmesi tartışması var sürekli. O yüzden hani şey, şehir markalaşma aktivitesi dediğimiz şeyler hani çok da yeni şeyler değil. Özellikle bu tür kültürel veya büyük ne denir, eventlere başvuran şehirlerin ya da ülkelerin çok sıklıkla başvurduğu bir yönetim sürecidir bu. Peki şu anda hani şeye geçsek, dikeyselleşmeye. Yani o savaş sonrasında 1930'lardan işte 1970'lere kadar savaşın etkisinde kalan batılı kentlerin ekonomik ve temel ev ihtiyacını karşılama amacıyla başlayan yüksek katlı binaların çoğalması. Hani bu daha çok sanırım Türkiye'deki lojman diyeceğim ama lojman değil, hani affordable housing fikrinden çıkıyor. Hatta 1925'te Corbusier'in Paris dışında böyle Paris'in kuzeyinde yatay yapılaşmasından, dar ve pis sokaklarından kurtarmak istiyor Paris'i. Hani bizim çok romantikleştirdiğimiz o bohem yaşam aslında, yani gerçekliği çok zor olan bir yaşam. Kurtarmak istiyor ve Sen Nehri'nin kuzeyine 60 katlı binalar ve aralarında yeşil alanlar öneren bir plan yaratıyor. Tabii bu zamanında hani çok ütopik olan, yani 1925'ten bahsediyoruz, 60 katlı binalar çok ütopik geliyor. Ve tabii gerçek hayata geçmiyor. Ancak bu ideoloji hani karasal kentleşmeyi bir tarafa itip asıl amacı hava ve ışıkla yıkanan yaşam fikirlerini savunuyordu. Peki hani bunun hani bunun dışında 1920'lerin sonu, 30'ların başında da hem İtalya'da olsun modernist ve fütüristik hareketlerin sürekli bir gökyüzüyle olan takıntısından dolayı yani şehirdeki yaşamı sokak seviyesinden alıp gökyüzüne çıkarma obsesyonu başlıyor. Bu perspektiften yaklaşacak olursak, hani savaşla yerle bir olmuş şehir, Avrupa şehirlerinin veya batılı şehirlerin diyeyim, açık alanları minimuma indirecek dikeysel yaşama yoğunlaşan şehir fikirleri savunulmaya başlanıyor. Çünkü işte havadan bombalamaydı, şuydu buydu, bu tür saldırı süreçleri sonunda açık alanların azalması gerekiyordu. Yalnız şöyle bir ironik durum var. Hani işte 11 Eylül olaylarını düşünecek olursak da gökdelenlerin yapılması hani ne kadar şimdiki teknoloji ve
işte savaş gücünü düşündüğümüz zaman hani ne kadar ironik bir yaklaşım olduğu ortaya çıkıyor. Asıl amaç hani işte modern yaşama böyle hani umutla bakıp yatay yaşamın nemli ve küflü sokaklarında geri bırakacaktı. Yani geride bırakmak istiyorlardı. Şimdi ekonomi perspektifinden bakıldığında da benim neredeyse hani tüm projelerimde argümanını karşı argüman yaptığım Harvard'lı ekonomist Edward Glaser ekonomi perspektifinden bakıldığında kontrolsüz büyüyen nüfus artışının ve kentselleşme hızını göz önünde bulundurarak diyor ki hani tek çare yükseklik sınırlamaları getirilerek değil tam aksi yüksek katlı binalar inşa etmekle çözümün var olduğunu savunuyor. İşte çünkü çok yüksek katlı binalar inşa edersek daha çok insana ev ve barınma fırsatı doğmuştur diyor. Şimdi bu teoride çok hani çok doğru demeyeceğim ama hani teoride düz bir mantık. Ancak buradaki asıl sorun hani son yıllarda inşa edilen yüksek katlı binaların ihtiyacı olanlara değil, ihtiyacı olanlara ekonomik ev sunması değil, tam tersi süper mega yüksek ve böyle ultra lüks olmaları ve şehirleri üst üste lüks kutucuklar halinde daha da kaotik ve sosyal açıdan da izole hale getirmeleri. Yani zaten hani Edward Glaser'ın bilmiyorum profiline baktığınız zaman Manhattan Institute tarafından sürekli desteklenen, finansal desteklenen ve Manhattan Institute sürekli şehirlerin özelleştirilmesine yönelik, özellikle Amerikan şehirlerinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalarda ve destekte işte hem danışmanlık desteğinde hem de bir fon desteğinde bulunmalarıyla ünlüdür yani. Hani öyle bir enstitüyle bağlantısı olan ekonomistin hani böyle bir yorum yapması hiç de şey değil, hani şaşırtıcı olmuyor. Şimdi Edward Glaser'ın argümanı. Ben bunları böyle çok kısa özet şeklinde geçeceğim. Diyor ki arsa boyutunu düşünecek olursak yüksek katlı yapıların kısa binalara kıyasla getirisi daha yüksektir ve yönetimleri daha kolay ve azdır. Hani diyor ki işte 10 katlı binanın yönetimiyle, management kostuyla işte 60 katlı binayı düşündüğünüz zaman daha ekonomik oluyor diyor. Ve bunları hani birazdan açıklayacağım. Yüksek katlı bina sayı olarak daha fazla ev demek, bu da ekonomik açıdan uygun demek. Hani arz talebe biraz denk getirmeye çalışıyor. Daha çok ev olursa daha ucuz olur şeklinde. Eski binaları renove ettirip yaşayanlar elit kesimlerdir ve soylulaştırmaya sebep olan en büyük nedenlerden biridir. Dördüncüsü, Amerikan şehirlerindeki 1950'lerde yapılan ve günümüzde artık bakıma muhtaç uygun fiyatlı konutlar. Bu yine affordable housing konsepti. Şu andaki toplumsal sorunları besliyor ve yerlerine bu ihtiyacı karşılayacak hem de bölgeyi geliştirecek yüksek yapılar inşa edilmeli diyor. Ve son olarak da ev yapılandırma kanunları yerini gevşetilmiş şehir arazisi yapılandırmasına bırakılmalı ki özelleştirme ile kar markajı artsın, yatırımcıların ilgisini çeksin ve bölge kalkınsın. Hani çok hani ben ekonomist değilim ama hani çok düz mantıkla gidecek bir argüman. Ve maalesef ki Edward Glaser hani bu bakış açısında tek değil. Çünkü elbet birilerinin hani bu işten kar etmesi gerekiyor. Çoğu ekonomist basit arz talep hesaplamasını öne sürüp zaten halihazırda az ve yetersiz olan şehir arazilerini gökdelen yatırımları için pazarlanıp değerinin daha da katlanmasına neden oluyor. Yani o ilk başta dediği arsa boyutunu düşünecek olursak işte getirisi daha yüksektir hani gökdelenlerin. Evet getirisi yatırımcılara daha yüksek ancak orada yaşayacak insanlar için bu daha çok problem demek ve daha ne denir ulaşılmaz demek. Çünkü pazarlanıp değerinin daha da artmasına neden oluyor. Ve ayrıca yükseklik sınırlandırmaları gevşetildiğinde veya kaldırıldığında çünkü bu Amerika'da çok büyük ya da çok konuşulan sorunlardan biriydi. Artık şu anda zaten tamamıyla neredeyse gevşetilmiş durumda. İhtiyaç olan ev taleplerini karşılamak yerine bu araziler özel yatırımcıların eline geçiyor ve daha da değerleniyor. Çünkü bunlar bir böyle pazara, bu tür araziler pazara çıkıyor.
ve tamamen dünyanın mega zenginleri için yatırım aracı haline geliyor. İşte New York'ta, New York'un Batı Manhattan'da Chelsea bölgesinin biraz üstünde, hani Midtown'lı tam böyle hani orta şey, Manhattan'ın ortasıyla biraz aşağı batısında kalan alan, aslında geçmişte işte böyle bağımlı madde kullanıcılarının, evsizlerin tamamıyla yaşadığı, sokaklarda yaşadığı ve tehlike yarattığı, ama bu insanların tabii o dereceye getirilmesindeki devletin rolünü unutmamalıyız, yaşadığı bir yerde ve o alanların geliştirilmesi gerektiği bahanesiyle, bahanesi öne sürülerek diyeyim, şu anda yapılan Hudson Yards projesi mesela dünyanın en ultra sanırım şey pahalı projelerinden biri. Hani ya öyle bir yeri öyle bir yere dönüştürmek, bölgeyi geliştirmek mi denir? Ya da işte daha da kiraların ve emlak fiyatlarının artmasının neden olduğu için çok büyük boyutlarda displacement mı denir? Hani bu tartışmayı açıklayacağım ama bence açık değil. Ayrıca Amerikan büyük şehirlerinde 1950'lerde yapılmış uygun fiyatlı toplu konutlar, bu işte affordable housing dediğimiz şeyler, tamamen ekonomistlerin hedefi olmuş durumda. Çünkü işte bu evler toplumsal sonuçlara yol açıyor. Hala işte suçları barındırıyor ve suçları besleyen yerler olarak görünüyor. İşte özellikle belli gruplar orada yaşar. İşte ve bu tür bölgelerde işsizlik oranları daha da yüksektir gibi artık hani tırnak içinde kullanıyorum, suçlamalarda bulunarak bunları yıkalım, yerine işte gökdelen yapalım. Şöyle bir durum var Amerika'da, yaptığınız her kata ya da çıktığınız her kat izni için belli bir yüzdesini affordable housing'e ve devlete vermek zorundasınız. Yani bu çok lüks bir gökdelen bile olsa affordable housing kısmını veriyorsunuz. Ve o kurayla veriliyor ihtiyacı olanlara. Ancak buradaki problem çok daha büyük. Yani o kadar ultra lüks bir binaya çok ihtiyacı olan birini şöyle yerleştiriyorlar. Girişini ayrı yapıyorlar. Ki işte orada para verip oturan mega zenginler ve diğer kesimler birbirini görmesin, birbirine iletişimde olmasın ve tabii ki hani itibarları bozulmasın diye böyle çok sapır saçma çözümler üretiliyor. Çünkü o yüzde vermesini bir türlü hani şey yapamıyorlar özel şirketler. O devletin zorunlu kıldığı bir şey. Yani buraya böyle bir proje yapıyorsanız işte belli bir kısmını affordable housing'e vereceksiniz ihtiyacı olanlara diyor. Ama hani işte uç yaratma dediğim ya da o sosyal vertigo denen şey hani buradan oluşuyor zaten. Bir de tabii şöyle bir şey var, hani bu iki örnek, birisi sol tarafındaki siyah beyaz olan San Luis'teki bir affordable housing projesi ve bunun yıkılması bayağı böyle televizyonda gösterildi. İşte sağ taraftaki de İskoçya'da, aslında Glasgow'da. Bunun da yıkılması bayağı televizyondan canlı gösterildi. Yani sanki bu tür projelerin bakımını düzenli yapmak yerine bunları yıkıp yerine işte daha büyük, daha lüks yapalım ama orada oturanların hiçbiri buna effort edemesin mantığını kullanarak bir tekrardan hani displacement şey yapılıyor. Yani ne denir bu, hani glamorize ediliyor hani yani asıl sorun bu değil, asıl sorun devletin kendi işini yapmaması, yani o evlere bakım sağlamaması ve o evleri aslında inşa ederken zaten çok sorumlu inşa etmeleri. Şimdi dikeysel şehirlere gelecek olursam tekrardan, şöyle bir şey, Skyscraper Center diye bir şey var, bu Habitat Center'ın adı altında bir platform var. Baktığımız zaman New York 3. sırada, işte 150 metre üstünde 301 tane bina, 200 metre üstünde 91 ve 300 metre üstünde de 15 binaları var. Tokyo'ya bakacak olursak 7. sırada
Yine aynı şekilde hani New York'a kıyasla çok değil ama nüfus yoğunluğundan dolayı kilometre kare başına 6000 küsür insan düşüyor. Orada da işte 150 metreyi geçen 166 ve 200 metreyi geçen 32 bina var. Şimdi Tokyo'ya şöyle bakalım. Toplam şehir ana merkezi 23 bölge, özel bölgeden oluşuyor. Daha çok böyle vilayet vilayet gidiyor. Şehir yapısı biraz daha farklı. Ve 9.24 milyon kişilik bu şehrin ana merkezinden bahsediyorum ben sadece. Nüfusa ev sahibi yapıyor ve bu da kişi başına pardon kilometre kare başına 14.746 kişinin düşmesine denk geliyor. Eğer ben yanlış bilgi almadıysam. Ve şehrin silüetini oluşturan biraz önceki bahsettiğimiz işte 150 metre üzerinde 166 yani toplam 200'e yakın gökdelen var. Ve Tokyo'yu pazar odaklı Londra ve New York'tan farklı kılan durum ise Tokyo'nun kıyasla hala hani bunu tırnak içinde söylüyorum kıyasla üretim odaklı olması ve çok zor göç politikalarının olması. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında çoğunluğu tabii yıkık ve bitik olan ve Amerika himayesi altına 7 yıl boyunca girdiği için bu süre boyunca bürokratik ilişkilerin de etkisiyle Amerika ile olan bürokratik ilişkilerin etkisiyle de Doğu Asya kapitalizmin tohumları dikiliyor. Nasıl? Mesela 1950'lerde yaz olimpiyatları bu yine Barcelona örneğiyle de değinecek olursak hani 1950'lerde 64 olimpiyatı için başvuru yaptıklarında gelen yatırımla geleceğin tasarım ve teknolojisini yansıtan tren yolları genişletiliyor. Ulusal tren yolları genişletiliyor. Kültür ve spor merkezleri açılıyor. Ve savaş sonrası Tokyo'nun kendini dünyaya tanıtmaya çabaları başlıyor. Bu teknolojiye ağırlık vermelerinin nedenlerinden biri de bu. Yani milletçe ne diyeyim? Hani sadece artık Tokyo şehrinin özel bir şey değil bu. Bir kimlik yaratmaları gerekiyor ama bu kimliği dünyaya iletmeleri lazım. Ancak 1980'lerde neoliberal etkiler kendisini kalkınmacı devlet olan Japonya'da göstermeye başlıyor. Çünkü o sırada dünyada işte Amerikan gücünde Ronald Reagan ve İngiltere'de Thatcher'ın bir batıda birçok özelleştirme adımları atıyor. Ve Japonya'da ulusal demir yolunu özelleştirerek başlıyor ki bu Japon standartlarına göre çok uç bir şeydir. Hani çünkü özelleştirilme konsepti oraya çok geç gitmesine rağmen şu anda çok başka boyutlara gelmiş durumdadır. Sonra 1990'larda ekonomik kriz boyunca devlet eski endüstriyel alanların yerini alacak. Lüks konutlar, konut projelerini desteklemeye devam ediyor. Ve bu da hani nüfusun hızlı artışıyla birlikte şehri daha kompakt yaşamaya itiyor ki toplumda baskılar oluşmaya başladı. Klasik bilmiyorum benim ayrıca hani ilgim vardır. Klasik Japon ya da işte Japon mimarisindeki ya da Japon evlerinde tüm aile aynı çatı altında yaşar ve işte duvarlar dediğimiz şey aslında pek duvarlar değildir. Kağıtlarla hani ya da böyle kağıt mısı diyeyim hani bölmelerle ayrılır ve o yüzden odaların yapısı sürekli dinamik halindedir hani. Duvarlar olmadığı için odaların şekli değişebiliyor. Yaşayan sayısına göre dizaynı diyeyim artık hani değişebiliyor. Bu tür yaşamdan sıkılan kesimi de bu etkiliyor tabii bu lüks konut projeleri. Ve tabii bunu fırsat bilen, bu ihtiyacı fırsat bilen özel sektör yatırımcıları yavaşça sistemin içine girerek şehir arazilerinin kalkınmasında söz sahibi olmaya başladı. Bunlardan en büyükleri Mitsubishi Corporation. Yanlış bilmiyorsam en son hatırladığım kadarıyla diyeyim %20 yani Tokyo merkezinin %20 kadar bir arazisine sahipler aslında Mitsubishi Corporation. Belki daha fazla bile olabilir. Ve Tokyo'nun dikeyselleşmesi bu yüzden diğer şehirlere kıyasla daha geç oluyor. Ve 1986 yılında şehrin belirli bölgesinde gökdelenler inşa edilmeye başlanıyor.
90'lı yılların sonuna geldiğinde zaten şehir çok orantısız bir şekilde büyüyor ve 2000'li yıllara gelindiğinde yönetim merkezi gelindiğinde merkezi yönetim hafifletme çabaları şekil bulmuş oluyor. Special Urban Renaissance Law diye bir şey öneriyorlar. Burada arsa sahipleri ve özel sektör yatırımcıları yerel yönetimlere şehrin planlaması hakkında değişim teklifleri sunulmasına izin veriliyor. Yani biraz daha özel sektörün söz sahibi olmasına denk geliyor bu. Bu hareketle beraber yerel devletlerin etkisi daha da tehlikeli konuma geliyor. Ve özel sektör artık daha rahat bir şekilde günde 2 saat şehir çeperinden işe gelen vatandaşı daha yakın işte şehir içinde yüksek katlı binalarda yaşamaya ikna etmeye başlayacaktı. Ve tabii Japonların geleneksel minimalist ve tek çatı altında yaşadığı aile evini dayanışma kaynağı olan komşuluk ilişkilerinin yerini bir odalı batılı lüks evler alıyor. Çünkü Japonya'da community engagement dediğimiz şey çok güçlüdür aslında. Eski çünkü yapılaştırma ve eski mimariden kalma ve aileyle birlikte yaşamadan dolayı olan ve şimdi bu tamamıyla ayrılmış durumda. Peki şimdi hani marka kısmına gelelim. Evet bunlar oldu hani Tokyo tarihine, kısa tarihine bakacak olursak. Marka kısmına geldiğimizde yani Google'a Tokyo yazdığınızda karşınıza ilk çıkan şey direkt şehrin silüeti. Yani bu nedir? Bu marka kısmından baktığımızda ne oluyor? Bize bir algı yaratılıyor. Tokyo dediğimizde aklımıza ilk gelen şey işte silüet olsun, işte gökdelenler olsun, teknoloji olsun, ileriye yönelik olsun, futuristik olsun. Hani yaratılan algı bu. Hani evet Tokyo'ya dair işte yemek kültürü de var. İşte bazı geleneksel çay seremonileri var. Ama bunlar değil şu anda bizle iletişime geçirilen şeyler. Direkt olarak yapılandırılmasıyla ilgili ve gökdelenlerle ilgili imajlar bunlar. Ve Tokyo diye bir devletin kurduğu bir artık pazarlama kuruluşu diyeyim. Bunların bile kendi web sitelerine baktığınızda direkt gösterilen şey işte yine gökdelenler. Hani 4 imajdan 3'ü gökdelen içeriyor. Yani bu biraz artık şey manipülasyona giren bir şey. Yani çünkü gökdelen imajı satılması çok kolay bir imajdır. Ve çünkü bir arkasında hikaye barındırır. Onun yerine yani şehrin bize anlatmaya çalıştığı tek şey işte Tokyo'da gökdelenler var, teknolojik, futuristik ama içine baktığınız zaman bir ton işte ev sorunu var ya da barınma sorunu var. Ama bize tabii iletişime geçirilen şey bu değil. Ve şöyle hani özetleyecek olursak günümüz Tokyo'sunun yapılandırılmasında 3 önemli grup var. 1, inşaat şirketleri, emlak piyasası ve finansal kuruluşlar. 2, kentsel arazi ihtiyaç sahipleri. Bunlar işte oteller olabiliyor, kurumsal şirketler, yabancı kuruluşlar, teknoloji şirketleri. Yani yine aslında baktığınız zaman finansal amaçlı kuruluşlar ve yatırımcılar değil mi? 3, şehrin imgelemesini sağlayan, şehri global platformda gösteren ve bu imajdan da kar kazanç elde eden medya ve basın. Çünkü hani bu imaj yaratılıyor ama bu imajı bize işte filmler bile olsun ya da kültürel alanlarda olsun, mimari alanlarda olsun bize iletişimde bulunmayınca hani komünike edilmeyince biz bunları bilemeyeceğiz. Biz dediğim hani yatırımcılar da dahil. Evet hani Go Tokyo resmi sitesindeki imaj bu. Hani o kadar çok şey varken web sitesini açtığınızda direkt bu imaj çıkıyor karşınıza. Hani yine bir gökyüzü silüeti ve arkasında işte süper bir manzarayla hani. New York'a gelelim. New York şehir 5 bölgeden oluşuyor. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens ve Staten Island şeklinde. Kilometre başına yaklaşık 18 bin insan düşüyor. Ve 150 metre üstü 301 tane bina var. 200 metre üstü 91 ve 300 metre üstü de 15 yapı var. Hani bu artık şey Hong Kong'dan sonra sanırım hani en
yüksek binalar arasında, binalı şehirler arasında, dikeysel şehirler arasında. Tokyo'nun aksine New York bir kapitalizm rüyası. Hani bunu hepimiz biliyoruz. Bir şey böyle neoliberal cenneti. Ve ilk yüksek katlı yapısı da 1908 yılında oluyor aslında. Bayağı eski ve neredeyse 200 metreye yakın bir bina. Hani o yılın teknolojisine göre çok yüksek. 1916 yılında imar çözünürlüğü gökdelenlerin sadece şehrin belirli bölgelerinin inşa edilmesine, konut ve iş yerleri bölgelerinin ayrılmasını teklif ediyor. Çünkü o zamanda bile artık şehrin ihtiyacı olan hava ve gün ışığı hakları, air rights diye bir şey var. Onu savunmak için böyle bir çözüm getiriliyor. Ancak tabii 1950 yılların ortasına gelindiğinde bu yoğunlaşma dezavantaja dönüşüyor. Şehir ve iş yerlerinin ayrılması ve 1961 yılında tekrar bir imar çözünürlüğü şehirde kamuya açık plazalar, yani bu kamuya açık binalar önündeki artık şey değil. Plaza konsepti hani biraz böyle şey, açık alan gibi çoğaltılması karşılığında hani bu alanların ekstra kat izni verilmesi önerildi. Ve bunun sonucunda şehir artık son hızda teknolojinin sınırlarını zorladığı kadar gökdelenler görmeye başladı. Hani yani çok azıcık bir açık alan bile bıraksanız, yani çok saçma bir şekilde belki bu işte 15 metrekare bir alan bile olsa bu size ekstra kat olmaya başladı. Ve 1970'lere gelindiğinde şehir silüeti artık gökyüzünden oluşuyor sadece. Ve sokak seviyesinde şehir, ama hani sokak seviyesine geldiğinizde şehir çöküntü altındaydı. 1975'te tamamıyla mali kriz içinde olan şehir bütçe kesimlerine hastanelerden, kamu sektöründen, polis ve şehir sanitasyon sektöründen başlıyor. Bunun sonucu olarak New York Fear City, korku şehri diye anılıyor. Yani ve böyle artık bu gerçek bir şey. Uçaktan inen ziyaretçilere bu ne denir? Şey veriliyor, bilgi içeren katalog veriliyor. Ya da işte şey diyeyim, bilgi veriliyor. Yani diyor ki işte şunları şunları saat 6'dan sonra şey dışarı çıkmayın, yürümeyin, yürüyüş yapmayın. İşte toplu taşımaya binmeyin, Manhattan'dan dışarı çıkmayın. Kendi eşyalarınızı koruyun, çantanıza sahip olun ve hani işte arabalarda eşyalarınızı bırakmayın. Hani yani bu düşünebiliyor musunuz? Hani şehire gelen insanlara verilen bir şey. Şehrin hani batma ve çökme seviyesi bu. Peki o zamandan bu zamana nasıl gelindi? Şehrin negatif imajından sıyrılmak ve yatırım çekmek amaçlı köklü yasal ve ekonomik reformlar getirildi. İşte kurumsal şirketler, finansal kuruluşların ilgisini çekmek için vergi muafiyeti getirildi. Hani buradaki işte biraz önce bahsettiğim Trump ailesinin yatırımları öne çıkıyor ve benzeri ailelerin. Ve şöyle, şehrin belirli bölgelerinde özellikle Times Square, hani bunların başına geliyor, toplumsal ve sosyal temizleme yapılıyor. Nedir? İşte buradaki evsizler, madde bağımlıları kalan insanlar, çünkü şehir batmakta olduğu için çok kötü bir imaj yaratıyordu devlete göre ve bu insanları tamamıyla tabiri caizse otobüslere bindirip eyaletin kuzeyindeki böyle kasabalara yerleştirdiler, ya da yerleştirme bile çok kibar olacak maalesef, oraya bırakıp geldiler. Hani böyle bir temizleme operasyonu oldu. Ve emlak turizm sektörü güç birleştirip yaratıcı endüstrideki büyük ve güçlü oyuncularla şehrin imajını yenileme çabasına giriştiler. Bu logoyu biliyorsunuzdur. İşte bu tür hani eforlar sarf edilmeye başlandı. I Heart New York gibi. İşte şehrin silüeti filmlere, şarkılara, romanlara konu oldu. Ve 1977'deki belediye başkanı ofisi devraldığında New York'un markalaşması ve markasının yenilenmesi ve buna kamusal alanların özelleştirilmesine verdiği destekle başlamış oldu. Buraları çok artık kısa geçiyorum çünkü biraz sanırım zamanı doldurdum. Ve 1980'lere gelindiğinde artık şehir göçmenlere değil, elit ve özel sektöre hizmet ediyordu. Çünkü New York İrlanda'dan ve Avrupa'dan göç eden göçmenler üzerine ya da göçmenlik üzerine kurulmuş bir şehirdi. Ve buydu hani şehrin kimliği aslında.
Sonra 1981'de kamusal alanların yönetimi, yine işte buna Times Square ve Union Square gibi alanlar özel işletmelere devredilerek bu alanların özel sektörün elinde temizlenmesini sağlarken devlet de kendi sorumluluğunu hani buradan çekmiş oldu. Hani benim sorunum değil, ben öyle bir şey yapmadım ma geldi. 1999 yılında New York City ve Company kuruldu. Bu şehrin markalaşması ve iletişim görevini üstlenen bir şirket. Özel şirket ancak devletin yardımıyla kuruldu. İletişim hedefi olarak da şehrin meşhur silüeti odak noktası oldu. Ve şehrin özelleştirilmesi 2002'de Michael Bloomberg belediye başkanlığında daha da hız kazandı. Şimdi New York City ve Company web sitesine baktığınızda yine hani ilk gördüğünüz şey bu. Gökdelenlerin ve hani gökyüzünden bir görünen görünmüş bu. Yine aynı şekilde işte Rise, Renew, Recover hani tamamıyla imaj yaratılıyor ve hani bu imajın işte belli bir yani tek boyutu var. İşte New York belki çok göçmenlerin olduğu şu anda çok kültürlerin barındığı bir yer ama bunu göstermek yerine böyle imajları seçiyorlar. Ve kapanış notları olarak hani bu çalışmanın amacı şehir markalaşması ve imgelemenin nasıl neoliberal şehir yönetim aracı kullanılmasını ve birbirinden tamamen farklı şehir olan Tokyo ve New York'u inceleyerek tartışmaya sunmaktı. Ve gökdelenlerin hani sembolize ettiği modernite, teknolojik üstünlük, yarattığı görsel algı nedeniyle şehir yapılandırılmasında ve planlamasında stratejik rol oynamaya başlamasını konuşmak. Ve tabii ki hani şöyle bir durum da var yani. Evet, lüks gökdelenler tek başına bir şehrin markasını bize anlatmıyor. Ancak bu mega yapılar, hani bu tür yapılar mimarinin, tarihin ve sanatın, teknolojinin ve bir şehrin şöyle tırnak içinde diyeyim sağlığını sembolize ediyor. Ancak asıl sorun bu tür yapılandırmaların şehirlerde yarattığı sosyal ve ekonomik boşlukların yarattığı toplumsal depremler. İşte bu özellikle displacement dediğimiz şey ve affordable housing açığını daha da katlayarak gitmesi ve hani şehir alanlarının özelleştirilmesi tamamıyla. Ve bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın amacı sadece coğrafik ve sosyal pencereden bakmak değil, çoklu ve disiplinler arası kolektif bir söylem yaratmak. Hani artık bu hem marka yönetimi açısından olsun hem de şehir planlaması açısından olsun. Yani bu iki alanın daha çok el ele gitmesi lazım. Hani birbirine karşı şekilde değil ama daha çok kamu yararına olan güç birleştirmeye dönüşmesi lazım. Yani bu alanları artık daha böyle birbirine iliştirilen bir şeyler, bir alanlar olarak konuşmamız lazım. Ve günümüz şehirlerinin ekonomik kalkınması için markaya ihtiyacı var ve bu reddedilmez acı bir gerçek. Hani yani bunu hiçbir şekilde reddedemeyiz. Ancak marka öğelerinin şehir yapısına ve dokusuna uysun veya uymasın formülize edilmesi yerine o şehrin dinamiğine uygun olarak yaşayanların çıkarına yapılması esas alınmalıdır. Benden bu kadar. Biraz uzun sürdü. Şimdiden özür diliyorum. Yorumlarınızı güzel bir kapsamlı bir sunum oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben chatten de yazmıştım katılımcılardan yorum ya da sorularını iletmek isteyen varsa ister yazılı ister şu anda hani söz alarak da paylaşabilirler katılımcılarımızdan. Soru var mı diye bakıyorum şimdilik ya da yorum iletmek, paylaşmak isteyen var mı? Belki olan bir soru gelene kadar ben kafamdaki bir soruyu sormak isterim. Yani çok gerçekten bizim de İstanbul üzerinden tartışmaya çalıştığımız konuları New York ve Tokyo üzerinden dinledik. Yani bu markalaşma olayının sadece bir hani kentin pazarlanması ve neoliberal politikada hizmet etmesinin ötesindeki yarattığı sorunlara değindiniz aslında sosyal açıdan. İşte mekansal adaleti mesela derinden sarsıyor aslında. Barınma sorununu,
derinleştirebiliyor ya da işte yerinden etme gibi yine toplumsal problemlere neden olabiliyor. Dolayısıyla biraz ben dinlerken acaba İstanbul'daki yansımaları nasıl diye de düşünmeye çalıştım. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum aslında. Yani çünkü Tokyo gibi, New York gibi İstanbul'da bir metropol ve benzer çabaları görüyoruz İstanbul içinde. Her ne kadar tabii New York kadar olmasa da. Ama benzer bir şey var, örüntü var. Mesela Tokyo'da bahsettiniz ya, bu geleneksel konut dokusunun bozulması o komşuluk ilişkilerini nasıl etkilemiş? Aynı şeyi İstanbul için de mesela düşünebiliriz gibi geldi. Yani o rezidansların artmaya başlamasıyla birlikte aslında o mahalle kültürünün yavaş yavaş İstanbul'da kayboluyor olması gibi yansımalar mesela var gibi geldi. Bu gibi benzer şeyler var mı, sizin gözlemleriniz var mı bu konuda? Tabii ki, yani kültürel açıdan bakıldığı zaman hani zaten işte Türk kültürü çok dayanışmaya dayalı olan bir kültür. Ve bunun hani zaman içinde neredeyse yok olduğunu işte görüyoruz. Sitede yaşama konsepti ve güvende hissetme konseptinin yaratıldığını ve satıldığını görüyoruz. Yani şu anda sanki işte sitede yaşamıyorsak güvende yaşamıyormuşuz hissi, bu bize aslında dayatılan bir şey. Yani bu bize öğretilen bir şey. Böyle bir ihtiyaç yoktu. Hani böyle bir ihtiyaç yaratıldı ve pazarlandı çok güzel bir şekilde ve hala pazarlanarak gidiliyor. Özellikle işte küçük çocuğunuz mu var? Hemen sitede yaşayın hani. Yani ben düşündüğüm zaman ben sokakta oynayarak büyüdüm hani, ki çok kısa bir süre içinde bile bu o kadar bir değişim uğradı ki. Bu işte toplumsal dokuyu değiştirme oluyor. Yani şu anda o sitede büyüyen çocuklar çok daha farklı sosyal ilişkiler ve işte psikolojik bağlantılar kuracaktır yaşadıkları mekana dair. Ve yani işte 50 yıl öncesine bile gitmeye gerek yok. Belki 30 yıl öncesine bakıp ve şimdikine baktığınız zaman hani çok farklı bir artık şey, böyle toplumsal kumaş örülüyor. Yani ve bu sitelerin tabii ki de çoğu yüksek katlı olarak geliyor. Ve benim hani en büyük şeylerimden biri ve beni aslında en bana ilham olan bu konuda ki şeylerden biri, High Rise diye bir kitap vardı J.C. Ballard'ın. Oradan çıkan, yani filmi de var bunun, ve baktığınız zaman işte yüksek katlı bir binada her katında farklı bir yaşam. Yani bunu aslında biz, bu çok distopik bir şeydi kitaptı ve filmdi hani, ve bunu aslında biz baktığımız zaman günlük yaşama çok entegre etmiş şekildeyiz. Ve bu bize yine şehir alanlarının işte yatırım ve geliştirme adı altında yapılıp ve böyle işte ballandırıp satılmasıyla olan kısım. Ben orada maalesef hani işte bu satılması ve markalaştırılması kısmını hem anlayabiliyorum ama bir yandan da buna karşı çıkıyorum. Çünkü bu yaratılan yeni işte sosyal kumaş dediğimiz şey çok da sağlıklı bir şey olmuyor hani. Yani herkes mesela işte İstanbul'da yaşamak zorunda değil. Herkes İstanbul'un atıyorum Beşiktaş'ında yaşamak zorunda değil. Ama o kadar bir cazibe merkezi haline getiriliyor ki. Yani bu sadece Türkiye içinde değil, işte tüm Türkiye'den, Türkiye dışından göç almakla da olan bir şey. İşte ev almayla vatandaşlığın satılması, bu çok ayrı bir konsept ama buna yine bağlı gelen bir şey. Çünkü burada da bir marka hani değeri yaratılıyor maalesef. Hani bu tür şeylerin, konseptlerin, yeni yeni konseptlerin ortaya çıkması aslında maalesef ki direkt markayla alakalı, ancak bunun hani topluma katkısı ne kadar hani tartışılır. Çok tartışmaya açık. Evet, o genelde ikinci planda kalan bir konu oluyor çünkü, değil mi bu tür? Maalesef. Yani rekabetin içerisine girince kentler ön plana çıkmak için toplumsal faydayı ikinci plana atabiliyorlar sanırım. Maalesef. Evet. Tekrar bakıyorum katılımcılardan soru var mı, yorum paylaşmak isteyen var mı diye. Bildiğim kadarıyla yok sanırım. Evet. O zaman sanıyorum bu kadar. Çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Keyifli bir seminer oldu. Katılanlara da çok teşekkürler tekrardan. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler. Ben şimdi hemen kaydı durduruyorum.